Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar pazardan patlıcan alırken özellikle en ufaklarını seçtim. Bunlardan çok güzel yemekler çıkıyor. Görselliği de çok güzel oluyor. Yemeğin lezzeti kadar görselliği de önemli. Arkadaşlar patlıcanlarımız hazır. Şundaki güzelliğe bakın. Önce tenceresini ayarladım. Patlıcanları kızartmaya götürdük. Hemen soğanlarını doğrayacağız. Soğanları biraz iri olacak, gözle görünür olacak. Bunlar ne kadar bol soğan, o kadar lezzet demek. Soğanların içine 3-4 dişle sarımsak doğruyoruz. Şöyle soğanı kenara alalım. Hemen domatesleri soyuyoruz. Domateslerimizi soyacağız. Domatesler de dişe değer olacak. Fazla ufak olmayacak. Yemeğin içinde eriyip kaybolmayacak. Soğanımız hazır, domateslerimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Patlıcanları çok fazla sıcak yağda kızartmayacağız. Orta yağda kızartacağız. Attığımız gibi birden yüzü yanmayacak. Altın sarısı rengine döndüğü zaman da hemen çıkartacağız. Şöyle bir gösterelim. Ocağımızı yaktık. Bu yemek biraz yağlı olacak. Patlıcanlar da yağlı, kendi de yağlı olacak. Yarım fincan sıvı yağ. Çok az bir de zeytinyağı. Genelde yemeklerde zeytinyağı kullanılan. Bu yemekte kullanmak gerekiyor. Hemen içine soğanını atıyoruz. Arkadaşlar bu yemeğin özü çok yağlı. Demek ki imam bayıldı diye yağından demişler. Normalde 2 fincana yakın sıvı yağ atılır buna. Muhtemelen imam yağından bayıldı. Yemeğin lezzetinden değil. Soğanımızı bol yağda bir kavuracağız. Soğan kavururken hemen şöyle kenardan patlıcanı da gösterelim. Patlıcanlar tam bu aşamadayken çıkartacağız. Parmağımızı dokunduğumuz zaman hafiften içine göçecek, görüyor musunuz? Bu ne demektir? Patlıcanlar pişmiş demektir. Hemen çıkart demektir. Soğanları kavurma işlemine devam ediyoruz. Yüksek ateşte soğanları kavuralım. Şöyle soğanları gösterelim. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. İçine soyulmuş domatesleri boşaltıyoruz. Bir tane defne yaprağı atıyoruz. Bunu biraz sulandıracağız. Yağı az kullanmak için gerekirse suda kullanacağız. Domates kavrulurken içine şöyle az bir pul biber, tuzunu atıyoruz, yarım tatlı kaşığı, az bir karabiber, bir dolu tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyoruz. Şimdi buna bir kapak kapatacağım, bunu biraz sulandıracağım. İstediğimiz gibi domates sulanmazsa kenarından az bir kaynayan su vereceğim. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Ortalama 5 dakika domateslerin bir sulanmasını bekleyeceğiz. İçin gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. 5 dakika geçti. Biz bunu biraz da tencerede pişireceğiz. Onun için altını kapatıyoruz. Şimdi patlıcanla buluşturuyoruz. Bunu ister fırında, ister tencerede yapabilirsiniz. Hemen ortasından açtığımız patlıcanların içini karışımla dolduruyoruz. Patlıcanları doldurduk, bir tane de hemen şurada gösterelim. Şöyle iyice bir içini açıyoruz. İçine malzeme koyarken de özellikle sarımsaklı, domatesli
her yerinden koymaya çalışın. Bütün lezzetler içinde olsun. Şöyle bir gösterelim. Kalan yağlı sosumuzdan da tekrar birer parça atalım. İçine doğru aksın. Daha önce de söylediğim gibi yağı az kullanacağız. Hemen içine şöyle yarım su bardağı bir su boşaltıyorum. Tavanın dibindeki bütün kalan sosu tekrar iyice bir yediriyorum. Eğer ben bu suyu vermeseydim ne yapacaktık? Daha fazla yağ kullanmak zorunda kalacaktık. Yemeğimizi bozmadan şöyle kenarından bir dökelim. Tencere ocakta kaynayacağı için ne yapacak? Susuz kalacak. Sonra bize sorun çıkartır. Yemeğimiz hazır. Kapağı kapatıyoruz. Ocağa geçiyoruz. Yemeğimizi bir gösterelim. Ocağın altını yaktık. Kapağı kapatıyoruz. Bir kaynamasını bekliyoruz. Kaynadığı gibi altını kısacağız. Zaten içindeki yemekler pişmiş olduğundan dolayı kısık ateşte 5 dakika bir özleşmesini bekleyeceğiz. Kaynamasını bekleyeceğiz. Hemen şöyle yemeğimizi gösterelim. Yemeğimiz kaynamaya başladı. Kapağı tekrar kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye alıyoruz. 5 dakikada kısık derecede kaynatacağız. Maydanozu şimdi atmadım. Kararmasın diye, rengi canlı kalsın diye en son maydanoz atacağız. Ortalama 7-8 dakika geçti. Ben 5 dakika demiştim. Şöyle dibini bir göstereyim. Suyun %90'ını çekti. İçinde çok az bir su kaldı. Hemen maydanozunu serpiyorum. Maydanozlar içinde pişmiş değil. Daha yeşil görünsün. Daha güzel kokusunu versin. Kapağı kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Ortam sıcaklığında bir 10 dakika dinlendireceğim. Hemen şöyle İmam Bayıldığımızın kapağını açalım. Fırında değil tencerede yaptık. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Tavsiye edebileceğim bir lezzet. Arkadaşlar bu yemek ılık yenen bir yemek. Sıcak yenen yemek değil. Az malzemeden güzel bir yemek. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Karşınıza çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparım. Afiyet olsun.